Ritim bozuklukları aslında koroner arter hastalığı gibi, yani damar tıkanıklıkları gibi çok sık gördüğümüz kardiyak problemlerden bir tanesi. Farklı farklı şekillerde bulgu vermekle birlikte genel olarak toplumdaki sıklığına bakacak olursak aslında %20 ile 30 arasında ritim bozukluğunun tipine göre değişmek üzere sıklığının olduğunu görüyoruz. Hayatta bir kez çarpıntı hissetme. Şimdi ama burada ritim bozukluğu ile çarpıntı konusunu birazcık çok kısa anlatmak lazım. Çarpıntı hissinin hepsi ritim bozukluklarından kaynaklanmıyor. Mesela şöyle düşünün. Birisini görürsünüz, aşık olursunuz, kalp hızınız yükselir. Bu da bir çarpıntıdır. Çarpıntı hissedersiniz ama bu bir ritim bozukluğu değildir. Bu aslında sizin vücudunuzun vermesi gereken fizyolojik bir yanıttır. Biz ne zaman çarpıntıları ritim bozukluğu açısından düşünmeliyiz? Ortada hiçbir sebep yokken, kalp ritminiz normal, her şey normal seyrediyorken bir anda başlayan, tık 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 kalp hızınız hızlandı ve ondan sonra tak bir anda da kesilen kalp hızlanmaları genellikle ritim bozukluğudur. Ritim bozuklukları her yaşta görülüyor ama görülen ritim bozukluklarının tipi yaşlara göre değişiyor. Mesela genç hastalarda genellikle supraventriküler taşikardi dediğimiz, yani kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluklarını görüyoruz. Bunlar genellikle daha iyi seyirli oluyor. Yani hastanın evet yaşam kalitesini bozabiliyor çarpıntı hisleri nedeniyle veya yüksek kalp hızı nedeniyle ama genellikle ölümcül olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlardan çok korkmuyoruz. Tedavileri de var. Bugün için ablasyon yöntemiyle, ilaç dışı yöntemlerle de hemen hemen %99 oranında kalıcı tedavisini sağlayabiliyoruz. Ama yaş ilerledikçe kalbin bu sefer karıncıklarından kaynaklanan ritim bozukluklarını görüyoruz. Bunlar neden önemli? Bunlar maalesef bazen ölümcül olabiliyorlar. Çok ciddi kalp yetmezliği ya da farklı hastalıklarla birliktelik gösterebiliyorlar. İşte o zaman o hastalarda genellikle tedavi yöntemlerimiz bu sefer daha da değişiyor. Şöyle, atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim bozukluğu var. Bu bütün dünyada da Türkiye'de de böyle en sık görülen ritim bozukluğudur. Kalıcı ritim bozukluğudur. En çok korktuğumuz tarafı da şudur. Bir ritim bozukluğu olmasına rağmen hastalarda inmeye, yani felce neden olabilir. Ve bugün biliyoruz ki toplumdaki inmelerin en sık sebebi bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu. Ve şöyle söyleyeyim, 80 yaşın üstünde %20'nin üstündedir atrial fibrilasyonun olma olasılığı. Daha genç hastalarda da %1 ile 5 arasında bir sıklığı var toplumda ki bu çok ciddi bir oran. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken mesela bu atrial fibrilasyonda risk faktörleri nelerdir? Obezite, sedanter yaşam, yani çok fazla spor yapmamak ya da kalp hastalığının genel risk faktörleri olan işte kolesterolüne dikkat etmemesi, bunun dışında sigara içmesi. Şimdi ritim bozukluklarında açıkçası tedavi yöntemi ritim bozukluğunun tipine göre değişiyor. Biraz evvel de söylemiştim. Mesela örneğin genç bir hastada sadece kalpte doğumdan itibaren olan olmaması gereken bir elektriksel sistem nedeniyle eğer ritim bozukluğu varsa ve bu hastada tekrarlayan çarpıntılara hayat kalitesinde düşüşe neden oluyorsa o zaman bizim o yolu yakmamız, yani o yolu yok etmemiz gerekiyor. Eğer o yol olmazsa çünkü problem çözülecek. Onun dışında başka hiçbir problem yok. Dolayısıyla bu anlamda bu tip hastalarda radyofrekans kateter ablasyon dediğimiz bir yöntemle biz hastada küçük kateterler kullanarak kalbinin o bölgesini, iletim sistemini, ekstra iletim sisteminin olduğu bölgeyi buluyoruz ve yakıyoruz. Böylece bir daha çarpıntıları olmuyor. Ama mesela başka bir hasta örneği verelim. Hastanın kalp yetmezliği var. Kalbi büyümüş, daha önce kalp krizi geçirmiş bir hasta ve kalbin karıncıklarından ölümcül bir ritim bozukluğu gelişmiş. Şimdi bu hastada kalbin aslında bütünü etkilenmiş oluyor. Çünkü uzun süredir bir kalp yetmezliği var, kalbi büyümüş, çok fazla etkilenmiş. Böyle bir hastada mesela kalp içerisine şok cihazı yerleştirmemiz gerekebiliyor. Ne yapıyoruz? Biz şok cihazı yerleştirerek hastanın eğer ölümcül bir ritim bozukluğu olursa sanki hastanede dışarıdan uyguladığımız şok cihazının kalbin içinden uygulanmış versiyonu aslında bunlar. Ritim bozukluklarında da şöyle bir durum var. Bazı ritim bozuklukları sadece çarpıntı hissi yaratır. Hastayı rahatsız eder. Hani ben bu hisse çok yaşamak istemiyorum. Ama bazı ritim bozuklukları maalesef ölümcül olabilir. Aynı bulguları verirler. Her ikisi de mesela çarpıntı gibi his verir. Ama o ritim bozukluğunun kalbin neresinden kaynaklandığı, kalbin hangi noktasından kaynaklandığı ve hangi hızlara kadar yükseldiği. Örneğin 180 bir kalp hızını mesela 20 yaşındaki bir hasta tolere edebilir. Sadece çarpıntı hisseder. Ama 180 kalp hızını kalp yetmezliği olan 70 yaşındaki bir hasta da ölümcül olabilir. Dolayısıyla çarpıntı hissiniz özellikle de biraz evvel söylediğim gibi efor yaparken ya da kendinizi zorladığınızı hissettiğinizde çıkan, sizin günlük hayatınızı etkileyen, hayat kalitenizi bozan bütün çarpıntı hislerinde bir kere ritim bozukluğu var mı yok mu diye mutlaka kardiyolog tarafından görülmesi lazım.